merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. 11 Ocak 2023 günlerden çarşamba. Umarım herkes iyidir. İçeride biraz durumlar karışık açıkçası. Özellikle borsa tarafında moraller çok bozuk. Hafta başından beri, hatta geçen haftadan beri bir türlü toparlanamayan bir Borsa İstanbul var. Bu hafta düşüş son hızla devam ediyor. Endeks kötü yerlerde, çok kritik yerlerde. Bugün bakalım 5000'in üzerine atabilecek mi, ya da 4960'ların üzerinde, 4950-4960'ların üzerinde kapatabilecek mi, bir alım gelecek mi? Çünkü günlerdir satış yiyen bir Borsa İstanbul var. Bu tarafta biraz hani bir panik havası ve bir psikolojik olarak gerçekten sıkıntılı bir haftanın içerisinden geçtiğimizi söyleyebilirim. Şimdi şöyle, hani sebep açıkçası arkadaşlar, bir sebep, net bir sebebi yok. Zaten kötü olan bu. Keşke belli bir sebebi olsa. Hani şu konuşuluyor mesela, dün bir arkadaşla konuştum. Hatice, hani bir arkada bir şey vardır. Hani bir konu konuşuluyordur. Belki haberimiz yoktur. Bir olay vardır. Yani dedim ki keşke o olay çıksa ortaya. Hani konu olsa, o olay çıksa ortaya, zaten hani göreceğiz, anlayacağız ve diyeceğiz ki evet, problem bu. Çıktı ortaya, sebebi bu. Bu yüzden düşüyor. Ondan sonra zaten fiyatlamayı yaptı. Zaten yukarı çıkar. Ama sebepsiz yere yani net bir şey olmadan günlerce düşmesi hakikaten moral bozucu. Şu şekilde düşünenler de var tabi. Endeks çok hızlı geldi. %200 birim yaptı zaten. Hani buradan bu düşüşleri de normal kabul etmek gerekiyor diyenler de var. Benzer düşüşleri işte Eylül ayında gördük. Bankacılıkla başlayan yükseliş sonrası. Sonra zaten hızlıca toparlandı. Yani bu tarz düşüşleri normalde kabul etmemiz gerekiyor gibi düşünenler de var. Ama neticede özellikle küçük yatırımcı açısından, şimdi bu işin profesyonelleri, yıllardır yapan insanlar tabii rahatlar arkadaşlar. Bir şekilde kendilerini, ne diyelim, yani bir şekilde, yani bu durumlara psikolojik olarak nasıl savaşacaklarını çok iyi biliyorlar. Ama küçük yatırımcı panik halinde gerçekten. Hani etrafımdan da gördüğüm o. Ne olacak? Hani para eridi gidiyor, mahvolduk, öldük bittik diyorlar. İşte önemli olan zaten hani gerçek anlamda borsada yatırımcı olmak böyle bir şey. Böyle zamanları iyi yönetiyor olmak, iyi sabır, iyi irade, iyi psikoloji istiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Ne olacak? Vallahi hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi umarım bugün hani bir 5000'leri gördü sabah, ya da ben yayına girmeden önce iki defa bir 5000 üzerine attı ama tekrar aşağıya geldi. Bugün hani özellikle keşke 5000 ve 5000 üzerinde kapanış gelirse eğer, muhteşem olur. Yani bakalım alım gelecek mi, yoksa satışlar devam mı edecek, göreceğiz diye ben bu kadarcık bir yorum yapayım genel anlamda. Başka da buraya katacağım hiçbir şey yok. Dediğim gibi keşke hani belli bir nedeni, net bir haber olsa da, o haber çıksa da biz de görsek hani haber neymiş, haberi görelim. Çünkü en kötü haberin fiyatlaması bile işte belli bir süre sonra bitiyor yani neticede. Ama ortada hiçbir şey yok ve sürekli bir satış yiyorsa hani herkes birbirine soruyor ne olduğunu. Neyse, borsa tarafını burada bırakıyorum arkadaşlar. Durum böyle. Sabırlar diliyorum özellikle borsada olanlara, başka hiçbir şey demiyorum, büyük sabır istiyor. Şimdi cari açık geldi. Cari açık tarafında 12 aylık cari açıkta 45 milyar doların üzerinde cari açık verdik arkadaşlar. Şimdi zaten bunu tahmin ediyor muyduk? Ediyorduk. Çünkü 2022'nin tamamında aylık 8, 10, 11 milyar dolar civarında hep dış ticaret açığı verdik. Bu nedenle hani cari açığında 45 milyar dolar gelmesini tahmin ediyorduk. Şimdi bu Kasım ayı itibariyle. Şimdi bir de Aralık gelecek. Aralık'ta da bu rakam biraz daha üstünde olacak. Yani 45 ile 50 milyar dolar arasında çok ciddi bir cari açık vermiş olacağız. Böyle söylemesi kolay ama o kadar kolay değil bu işler. 2018'den bu yana gördüğümüz en yüksek cari açık arkadaşlar. Yani düşünebiliyor musunuz? 2018 hatırlayın ne olmuştu? 2018'de ne yaşamıştık? O zaman da yine büyük bir papaz krizi vesaire vesaire, bu tarz bir şeyler olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlamıyorum, öyle zaten. Bu tarz şeyler olmuştu. Yani 2018'den bu yana gördüğümüz en yüksek cari açık bu arkadaşlar. Bunun sebebi ne? İşte bunun sebebi dış ticaret açığı vermeye devam etmemiz. Bunun sebebi ne? İşte kurun ihracat tarafını beslememesi. Bunun sebebi ne? Maalesef ithal maliyetlerimizin yüksek olması. Yani kısaca şöyle söyleyelim. İçeri giren
döviz miktarının az olması, dışarı çıkan döviz miktarının daha fazla olması, içeri giren döviz miktarı zaten çarpıldığı zaman kurda düşük olduğu için işte burada cari açığı daha da çok artırıyor diyebilirim kısaca. Şimdi net hata noksan var, biliyorsunuz kaynağı belirsiz para girişleri de devam ettiğini görüyoruz. Orada da yıllık bazda baktığımız zaman 22.3 milyar dolar Ocak ve Kasım dönemi bir net hata noksan girişi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi inşaat maliyet endeksi açıklandı. Burası güzel bir haber. Kasım ayında %103.5 arttı. Bir önceki ay %117.1'di. Yani burada hafif bir düşüş var. Hafif dediğim aslında iyi yani. Hani nereden baksanız %9'luk bir düşüş var. Hani bir düşüş ivmesine girmişti. Burada bu düşüşün devam ettiğini görüyoruz. İnşaat maliyet tarafında. Endeks Kasım ayı itibariyle bir miktar daha kafayı aşağıya çevirdi. Bu maliyet açısından hani olumlu olarak görebilirim. Şimdi hazır inşaata gelmişken Bakan Nebati'nin birkaç gündür ikinci el konutlarla ilgili kredi çalışması yapıldığıyla ilgili bir açıklamaları oluyor. Maalesef tehlikeli buluyorum. Yani hani hem güzel, bir taraftan baktığınız zaman kulağa hoş geliyor ama bir taraftan da tehlikeli. Neden? Zaten bu geçen yaptıkları biliyorsunuz sıfır konutlar, yeni evim işte alacak olanlar için kampanya yapıldı. Şimdi buralarda hani sıfır konutlar için uygulanacağı için zaten hani fiyatlar aşırı yüksek olduğundan dolayı da fiyatları etkiledi mi? Hani etkiledi mi? Evet etkiledi. Yani yukarı çıktı mı? Evet çıktı baktığınız zaman sıfır konutlar. Ama yeteri kadar talep olmadı. Bunu gelen rakamlardan göreceğiz. Yani olmuştur ama yeterli talep olmamıştır. Yani her fiyatı yükselten de o fiyatlardan satacak diye bir kural yok arkadaşlar. Suni bir yükseliş, yani bir aldanmaca. O nedenle hani böyle anlık hızlıca bir üzerine koydular ama satabilecekler mi? Yani o aşırı fiyat giydirenler satamazlar. Normal olması gereken fiyattan verenler tabii ki, belki bir miktar onlar da koydular %3-5 ama onlar satarlar, öyle diyeyim. Şimdi ikinci el konutlarla ilgili sıkıntı şu, bizim açımızdan baktığımız zaman. Bu tarz bir kampanya gelirse bu genele yayılması anlamına geliyor. Yani herkes bu kredilere ulaşırsa, herkese düşük faizli kredi verirlerse bu konut piyasasının gerçekten uçurur. Yani gördüğünüz zamları unutun. Üzerine bir o kadar daha koyun, uçurur. Ha, talep olur mu olmaz mı derseniz illaki bir talep olur. Ama ben şu kadar, şöyle bir talep beklemiyorum açıkçası. Hani bir 2020'deki o düşük faizli kredi ya da 2021'deki o enflasyondan kaçışta yani insanların hani böyle bir şekilde gidip yüksek talep gösterdiği, çok öyle büyük yüksek bir talep beklemiyorum. Ama talep olur mu? Evet olur. Fakat aşırı o günkü kadar bir talep olmaz. Yani onu geçelim çünkü fiyatlar çok yüksek ve bu fiyatlardan kredi bile kullansanız aylık taksitler insanların ödeyemeyeceği rakamlara gelmiş durumda. Bunu bir yere koyalım yani. Yani bu önemli. Yani geliriniz artmıyor. Geliriniz artmadan da o taksitleri ödeyemezsiniz. Bu kadar basit. Ucuz evde baktığınız zaman ucuz ev diye de bir şey olmadığına göre o zaman çok yüksek bir talep beklemiyorum ama fiyatlar gider mi? Gider arkadaşlar. Fiyatlar yükselir. Zaten biz ne bekliyorduk 2023 yılında? Bu krediler olmasa bile en az enflasyon kadar artışın devam edeceğini bekliyordum. Bunu da anlattım size ama bu kredilerle beraber hele de bu genele yayılırsa hakikaten fiyatlar uçar arkadaşlar. O kadar net söyleyeyim. Artık herkes bir tarla, bir arsa, bir üzerine bir tiny house yapacak. Başka şansı yok, öyle görünüyor. Zaten milletin çoğu da zaten ona yönelmiş durumda, öyle görünüyor. Şu var. Hani ev alalım mı almayalım, valla imkanı olan varsa alsın. Özellikle evi olmayanlar kesinlikle alsın. Yani benim hiç evim yok, başımı sokacak hiçbir yerim yok. Ne yapayım? Valla ben hep alınması, hiçbir zaman almayın demedim. Yani alınması taraftarıyım zaten. Ne yapıp edip mutlaka kredi özellikle alınabiliyorsa. Evet, bir internet gitti geldi ama umarım kopukluk olmamıştır diye ben devam edeyim arkadaşlar. Belki arada bir ufak gidip geldi ama şunu söyledim son cümle. Kredi kullanabilen olursa eğer, benim evim yok, almak istiyorum, başımı sokacak ev, yerim yok diyenler için kesinlikle hani zaten alınması lazım. Yani buralardan vazgeçmemek gerekiyor diye de düşünüyorum. Şimdi dün akşam Powell'ın konuşması vardı, biliyorsunuz Fed Başkanı Powell ne dedi? Vallahi çok önemli şeyler söylemedi, yani hatta hiçbir şey söylemedi. Fed dedi iklim politika yapıcısı değil ve olmayacak.
çok böyle hani para politikası ile ilgili bir şeyler söylemedi. Dolayısıyla da piyasalara bir etkisi olmadı. Şimdi olumlu olumsuz hiçbir etki yapmadı. Piyasaların genel beklentisi yarın gelecek olan enflasyonun beklentinin altında geleceği yönünde. Ve böyle de olunca Powell da böyle bir konuşma yapınca otomatikman dolar endeksinde geri çekilme gördük. Şu anda tam 103'lerde geldi arkadaşlar. 103.90'lardaydı. Şu anda 103'lü seviyelerin başına kadar geldi. 103.020 bu civarda bir şeydi baktığımda en son. Tahvil tarafı da aşağı geldi. 10 yıllıklar, 2 yıllıklar buralarda da aşağı geliş var. Peki ne oluyor? Dün akşam Amerika borsalarına da alım geldi. Peki ne oluyor? Arkadaşlar piyasa Fed'e inanmıyor. Çok net söyleyeyim size, inanmıyor. Şu gelen verilerden benim okuduğum bu. Mesela bu hafta o kadar Fed başkanlarından şahin açıklamalar geldi. Bostik yaptı, Mary Daly yaptı. Yani bu kadar şahin, bu kadar şey, faizleri arttıracağız, 5'in üstüne çıkacak gibi söylemlere anlık satışla tepki verse bile genel anlamda piyasa Fed'e inanmıyor. Resesyona 2023 ne resesyona ne Fed'in faizleri daha fazla devam ettireceğini bir şekilde Fed'e inanmıyor ve inanmak istemiyor ya da öyle söyleyeyim. Ve Fed'in sanki Fed hiç konuşmamış, sanki Fed 2023 politikası hiç açıklamamış gibi şu anda enflasyonu fiyatlayan, enflasyonun aşağı geleceğini fiyatlayan bir Amerika borsası, bir piyasa var. Bütün hani piyasaya baktığımız zaman küresel piyasalara emtia tarafı yükseldi. Şimdi yarın inşallah bir aksilik olmazsa yarın canlı yayın yapacağım. Yarın saat 4.30'da açıklanacak Amerika enflasyonu. Bu nedenle 4.30'da yayına bekliyorum. Mutlaka arkadaşlar hazır olun. Bakalım nasıl bir veri gelecek ve nasıl etkileyecek. Ama dediğim gibi daha çok aşağı yönde bir beklenti oluşmuş durumda. Durum böyle olunca tabii dolar endeksi tahvil tarafı da aşağı çekince emtia yükseldi arkadaşlar. Altın 1885 dolarda şu anda. Yarın da eğer beklenildiği gibi bir enflasyonun beklenenin altında gelmesi durumunda, altında hafta başı söylemiştim 1900 doları görme ihtimali yüksek. Hatta 1900 doların bile üstüne çıkabilir. Burada size seviyeleri vereyim, hatta tek tek seviyeleri şöyle 1876, şu an 1885 dolar zaten. Hani 1876'nın üstünde seyrediyor. Şimdi buralarda ya da 1876'nın üstünde kalması, ki şu an bunun üstünde, yarın gelecek olan enflasyonla beraber, yani olumlu bir şey olur, piyasa yukarı çıkarsa, altında 1900'leri çok hızlı görürüz. Hatta 1920 dolarlara gitme ihtimali de var. Yani ilk gideceği yer 1920 dolar olacaktır. 1900 doları geçer ise ve piyasa olumlu tepki verirse, yukarı yönlü tepki verirse ona paralel bir şekilde, altında beklediğimiz o yükseliş, ilk 1900 dolarlı seviyelerin geleceğini görüyorum. Şimdi tabii gram altında yükseliyor. Dolarda bir hareket yok ama onsa bağlı olarak az da olsa yukarı yukarı yeni yeni rekorlar görüyor muyuz? Eğer çok şükür en azından gram altın yatırımcısı az çok görüyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi şöyle bir soru geldi bana. Cevapladım aslında ama buradan da söylemek istiyorum. Şimdi mesela diyorlar ki, yani altınla ilgili çok fazla soru geliyor. İşte buradan çıkalım mı? Ya da şöyle söyleyeyim, fizikiye geçmek istiyorum. Fiziki de şu anda işte bankada dijitalde altınlarım ama fizikiye geçmek istiyorum. Fakat nasıl geçeyim? Geçtiğim zaman çok büyük bir kayıp var. Neden? Çünkü alıyorsunuz o gramı, satıyorsunuz. Arada bir makas var. Çok ciddi bir alım satım farkı var. Dolayısıyla da çok ciddi bir kayıp oluşuyor şeklinde ne yapmam lazım? Tabii uzun hikaye ama böyle bir niyetiniz varsa, daha önce de anlatmıştım. Şimdi yine tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. Lütfen bunu da unutmayın. Şöyle yapacaksınız. Bankada ister bankacınızla görüşür, isterseniz kendiniz yapın. Bankanın mobil bankacılığa girdiğiniz zaman yatırımlar bölümünden döviz alım satım işlemleri bölümüne geliyorsunuz. Orada çapraz işlemler bölümü var arkadaşlar. Şuraya yazmıştık. Çapraz işlemler bölümüne geliyorsunuz. Orada pariteden değişim yapacağız. Yani nasıl yapacağız? Şöyle söyleyeyim. Neyse, peki başka bir şeye baktım, o da burada yok. Çapraz işlemler bölümüne giriyorsunuz. Orada mesela XAU var. XAU. Yani altın. Altını kodu. Onu dolar,
euro, sterlin neye çevirmek istiyorsanız ona çevirebiliyorsunuz. Mesela doları seçeceksiniz. XAU, USD var. Dolar. Onu seçiyorsunuz. Oradan sizin gram altınlarınızı direkt dolara çevirebiliyorsunuz. Yani alım satım yapmadan pariteden direkt dövize çevirmiş oluyorsunuz. Yani ister dolara çevir, ister euroya, ister sterline size kalmış bir şey. Çevirdikten sonra ne olacak? Peki çevirdikten sonra en azından alım satım arasındaki o makası ödemiyoruz. Yani makas farkı olmuyor. Özür dilerim, dövize çevirdikten sonra burada bu işlemi yaptıktan sonra diyelim ki elimizde 1000 dolar var. Ya da 10 bin dolar var. Yani 10 bin dolar olduğu o gram altınlarımız bozduğumuz zaman, yani dolara çevirdiğimiz zaman pariteden ondan sonra ne yapıyoruz? O doları çekiyoruz bankadan. Çektikten sonra bununla gidip kuyumcuya gidiyoruz. Ama kuyumcudan kastım gidip de böyle sıradan normal bir kuyumcuya gideyim, ben bilezik almaya geldim falan. Bunu her kuyumcu yapmıyor arkadaşlar. Yani mesela kapalı çarşıda bu işlemi yapanlar var. Gidip de orada da bilezik şu bu filan değil yani gerçekten yatırımcıysanız zaten orada böyle has çekilmiş altın alacaksınız. Yani yatırım için ve dolarla yapacaksınız bu işlemi. TL ile değil. Size dolarla, dolar karşılığı altın satacak. Dolayısıyla herhangi bir kaybınız da olmayacak. Fakat bu işlemi yapmadan önce bir kendinize bir kuyumcu seçin. Dolarla ben nereden altın alabilirim? Bir kuyumcunuzu seçin önce. Kuyumcuyu seçtikten sonra bu dediğim işlemi yapıp gidip dolar çekip bu işlemi yapabilirsiniz. Niyeti olanlar varsa bunu unutmayın. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani boşuna gidip de gramlarınızı oradan ona çevirip de zarar etmeyin. Bunu söyleyeyim. Şimdi bir de şöyle şeyler var altınla alakalı. Satalım mı? Buradan satalım mı? İşte yükseldi, satalım mı? Geçen gün de söyledim. Bu tamamen size kalmış bir şey. Bu risktir. Yani ne yapmak istediğinize bağlı. Hedefe gelmişsinizdir, ev alacaksınızdır, ne bileyim evin peşinatıdır, bir şeydir, bunu yapacaksınızdır. O zaman yani bunu siz karar vereceksiniz. Ama ben işte geldim, geldim, buradan sattım, sattım. Peki ne yapacağım? Ne yapacağım? Yani TL'de mi duracağım? Gidip faize mi koyacağım? Yani ne yapacağım? Yani buna bir karar vermek lazım. Bu nedenle yani bunun için ayrı bir video çekmek istiyorum. Gerçekten yatırımlarımızı mesela bir şeyden vazgeçtik, dönüyoruz artık yani. Artık hani buraya kadar dediğimiz noktada örneğin altından gümüşü sattık, altını sattık, borsada hisse sattık, öyle yaptık, böyle yaptık, neyse. Bir planınızın, projenizin olması lazım. Yani bir plan olmadan bir değişim olmaz ki. Yani enflasyon neden olmaz? Yüksek enflasyon ortamında olduğumuz için olmaz. Çünkü para TL'de eriyor. Eridiği için mutlaka bir planla gitmek lazım. Yani ben alayım TL'ye koyayım yastık altına. Böyle bir şey olmaz ki. Ya böyle bir şey olmaz. Zarar edersiniz. Bu nedenle hep bir planla yürümek lazım. Yani ben buradan eve hedefe geldim. Burayı sattım. Bunu satınca gidip bunu alacağım. İşte burası çok düşük. Şimdi buraya gireceğim. Diyebilmek lazım. Ya da işte ben şimdi burayı satıyorum. Tam böyle istediğim seviyeye geldi. Ne yapıyorum? İşte niyetim vardı bir arsa almak. Şimdi arsamı alacağım. Ya da işte bak banka kredileri ucuz. Tam da bana da kredi çıkıyor. Ev almaya niyetim vardı. Evi de buldum, ev alacağım. Ya da evi bulacağım ve o evi alacağım. Bunun için satıyorum diyebilirsiniz. Gibi gibi bunlar çoğaltılabilir arkadaşlar. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Özellikle borsa tarafına herkese gerçekten sağlam bir psikoloji, sağlam bir irade dilemekten başka şu an yapabileceğim hiçbir şey yok. Umarım yani artık bir döner, artık bir döner, bir yerden bir dönsün diyelim. Böyle yatırımcı olunuyor ve böyle yatırımcı olmayı öğreneceğiz. Hep birlikte öğreneceğiz. Bilmeyenler de öğrenecek. Bu psikolojiden de geçeceğiz. Bunları da öğreneceğiz. Panik yapmayacağız. Stres yapmayacağız. Öyle. Daha da fazla üstüne bir şey söylenecek bir şey yok yani. Evet, çok iyi bakın kendinize. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.